Seyit abi çöker beni. Geçtiğimiz ay İller Bankası'ndan gelen ödeneğimiz 24 milyon. Doğru mu Hüseyin? 24 milyon. Personel giderimiz 38 milyon. Son ayı itibariyle söylüyorum 38 milyon. TEDAŞ giderimiz 13-14 milyon. Akaryakıt giderimiz 4-5 milyon vesaire. 60 milyonun üzerinde bir şey var veya 60 milyona yakın bir gider tablomuz var ki bu aylardır bu şekilde devam eden bir tablo. Bunun sebebi de Yozgat Belediyesi'nin aşırı bir personel külfeti altında bulunmasıyla ilgili bir konu. Benim belediye başkanlığım dönemi ve öncesinde yani Kazım Aslan, Yusuf Başer, Mehmet Erdemir, Ali Açıkgöz Beyler'in döneminde 4-5 tane belediye başkanlığı kapsayan dönemde 2019 öncesi girişli olup halen belediyemizde devam eden işçi sayısı 400. Halen belediyemizde çalışan, çalışmaya devam eden, değişik yıllar itibariyle çalışmaya devam eden personel sayısı 400. Ama son 5 yıllık dönemde Yozgat Belediyesi'nin personel sayısı 795'e çıkmış. Yani geçtiğimiz 4-5 belediye başkanı döneminde alınan personel kadar son 5 yıllık dönemde personel alınmış ve bu personel yükü belediye taşıyamaz bir noktaya gelmiş. Dahası yapılan bir takım ek sözleşmelerle belediye personeline çok fazla, fazladan kastım şu, tabii ki ne verirse azdır o başka mesele. Ama diğer kurumlarla karşılaştırdığımız zaman belediye biraz daha bonkör davranmış ve bunun da getirmiş olduğu bir şey var. Yozgat Belediyesi'ne getirmiş olduğu bir külfet var. İşin özeti, altından kalkamayacağımız bir mali külfetin altındayız. Yozgat Belediyesi'nin gelirleri, giderlerinin karşılaması mümkün değil. Temmuz ayından bu tarafa, geçtiğimiz Temmuz ayından bu tarafa Halkbank, Vakıflar Bankası, İller Bankası gibi bankalardan daha çok personel giderlerini karşılamak üzere yaklaşık 130 milyon. Yalnız söylemeyeyim, sana bakıyorum Hüseyin. Evet, 130 milyon kredi çekilmiş. Ve bu kredilerin geri ödemeleri var. Evvelki gün Halk Bankası'nın kredisi vardı. Ödeyemedik, 6 milyon lira taksiti vardı. Biraz erteledik, onlardan müsaade aldık. Belediyenin tablosu maalesef bu. Yine son dönemde yapılan yatırımların büyük bir kısmı kredilerle yapılmış. Hibeden ziyade kredilerden yapılmış. İlk daha çok da İller Bankası'ndan kredi kullanmak suretiyle yapılmış. Şu anda devam eden bazı yatırımlar var, yarım kalan bazı yatırımlar var. Ciddi manada krediler kullanılmış. Buna rağmen de geldiğimiz noktada bu yatırımların da kısa süre içerisinde tamamlanması mümkün gözükmüyor. Pazar günü seçim var. Cuma günü Yozgat Belediyesi'nin bütçesinden ilgili müdürlerin imzası olmadan, gerekçeli bir meclis kararı olmadan Yozgat Belediyesi Bozokspor'un 9 tane futbolcusuna aktarılan bir 18 milyon lira var. Bu son derece yanlış. Kesinlikle ben olsam yapmayacağım bir şey. Bir devlet kurumunda bir paranın ödenebilmesi için hepsi bir tarafa muhasebe müdürünün imzası olması lazım. Ya da muhasebe yetkilisinin imzası olması lazım. Yok. Meclisin karar alabilmesi için bir gerekçe olması lazım. Bir gerekçeye dayanması lazım. O da yok. Ve bu 18 milyonun o gün oradan aktarılmış olması bizi de ciddi manada sıkıntıya koydu. Çünkü o gün için TEDAŞ'a söz verilmiş, TEDAŞ faturaları ödenmediği için pazartesi günü Yozgat'ın elektriğini kesmek istediler. Ama Vali Bey devreye girdi, biz girdik. Biraz zaman aldık. TEDAŞ'ın faturalarını ödeyeceğimizi söyledik, bir ödeme planı sunacağımızı söyledik. Arkadaşlar bunun üzerine gitmediler. Ama bu 18 milyonun tekrar usulsüz olarak gönderilen bu
18 milyonun tekrar belediye bütçesine iadesini sağlamak için bütün yasal yolları kullandık, bütün yasal adımları attık. Sadece bu kadar söyleyeyim. Gerekli her şey yapıldı. Ümit ediyorum ki kısa ya da uzun vadede bunun buraya gelmesi için uğraşacağız. Ben 2019'da ayrılırken YBK şirketinin personel sayısı 5 kişiydi. Şu anda YBK şirketinin personel sayısı 105 kişi. 105 kişi ve bunun getirdiği bir mali külfet var belediyenin sırtına. Zarar eden bu şirket ana sözleşmesinde olmamasına rağmen, ana sözleşmesinde böyle bir hüküm olmamasına rağmen ortaklar kurulunda bir karar alıp gene Yozgat Belediyespor'a sponsor olmak suretiyle 16 milyon lira da oradan aktarılmış. Bununla ilgili de gereken süreci başlattı. Belediyenin mevcut gelirleri giderlerinin şu anda sadece yarısını karşılayabilecek durumda. Yozgat Belediyesi'nden yardım alan bizim envanterimizde kayıtlı 600 küsür hemşehrimiz var. İhtiyaç sahibi insanımız var. Son dönemde hediye çekleri dağıtılmış. Bu envanterimizde kayıtlı insanlardan, bu yardımlardan faydalanan insan sayısı sadece 240. Yani kendi envanterimizdeki insanlara dahi bu ulaşmamış. Ama öyle insanlara verilmiş ki 100 tane çek filancıya, 50 tane çek filancıya. Bütün bunların belediyeye getirdiği bir külfet var. Ben inşallah bunlar netleştikçe sizlerle paylaşacağım.